Ne etmen hala? Babamın ekmeğini bölüşenler, sözüne itimat edip baş tacı yaptıklarımız ardımızdan canlarımıza kıydılar. Gözümle gönlümle nasıl bu kadar mühürlü oldu hala? Ne ettim ben? Beylikten geçtim. Gayrı Adem sıfatıyla dolaşmaya gücüm yoktur. Böyle gitmeyle menzil alınmaz Tutekin Bey. Kendini toparlayırsın. Gaflet hepimizin yüreğinde, gözünde mühürledi o. Unutma ki onlar soframla ben de ağırladım. Sultanımızın Surlu Tekin'e verdiği emaneti otağımdan çaldılar. Öfkemi yüzen haykıramadım. Oğlum Gündoğdu'yu Gonca Gül denen o çıyanla evlenmesine müsaade ettim. Yüreğimizdeki mührü kıran Ertuğrul olmayaydı, asıl o zaman çok perişan olurduk. Nice düşmanla cenk ettin sen Tutekin Bey. Oban için, boyun için her daim en önde oldun. Senin Moğol'la nasıl vuruştuğunu herkes bilir. Ve canını nasıl ortaya koyduğunu da. O güzel günler imdi o kadar ırak ki. Senin asla pes etmez yiğit bir yüreğin olduğunu hepimiz biliriz evelallah. Bırak dediğin o günler kapımızda oğul. Sadece bir gün daha sabredeceğiz. Bunca acıyla zifiri karanlığın içinden geçip ışığı gördün. Son bir gayret daha. Tutekin Bey'im. Son bir gayret daha. İmdi içine düştüğümüz bu zifiri karanlıktan çıkıp adalet kervanını düzme vaktidir. Selcan. Ana. Nasılsın? İyi misin? İyiyim ana. Beni merak ettiğini bilirim. Lakin çok şükür iyiyim. Aytoğlu'nun koluna kayının tamgasını basmışım ana. Tutekin Bey'imin hakkı olmasa oracıkta canını da alırdım. Hakkını ödeyemem Selcan Hatun. Beni bağışlayasın. Ana ben ilgilenirim Selcan'la. Sen merak etme. Buyurun otur.